Yok arkadaş, mouse'la olmuyor. Ana, ne biçim dağılmış lan bunun önü. Vay vay vay. Yalnız kalıp halinde olduğu ne kadar belli, görüyorsunuz değil mi? Üf, çok kötü vurmuş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Çok kötü kaza yapmış Audi'ye. Yazık olmuş. Biz yolumuza bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. RTS2'nin yeni bir mod videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Fiat Doblo'nun modunu inceleyeceğim arkadaşlar. Daha önceleri, bayağı öncesinde incelemiştim. 1.36'ya da tekrardan güncellenmiş durumda Fiat Doblo. Görmüş olduğunuz gibi şu anda araç bomboş, çünkü bir eski incelediğim modda bayağı bir şeyi vardı, detayı vardı. Bu arada size hemen ufak bir hatadan hemen şu anda bahsediyorum. Şu anda arabanın torpido, kokpit kısmı falan oralar beyaz gözüküyor. İçeriden baktığımızda siyaha dönüyor. Aynı şekilde şu kapının kenarları da öyle öyle. Az sonra aracımızı yaptıktan sonra buralara bir daha bakacağım, göz gezdireceğim. Aracımızı çalıştıralım. Modellemesine de isterseniz modifiyeden sonra bakalım. Ama şu anda içeriden modellemeye baktığınız zaman bildiğin Fiat Doblo gayet güzel, başarılı bir şekilde yapmışlar. Yani Fiat Doblo'nun içini birebir yapmışlar. El freni. Bunda da el freni animasyonlu. Acaba bütün araçlarda animasyonlu mu ya? Şeyde, bunu hangi arabada fark etmiştim? Hatırlamıyorum. Honda'da fark ettim galiba. Sanırım ben galiba bütün arabalarda el freni animasyonlu. Hatta bazılarında vites animasyonlu diye yazıyor. Sadece önü basık sevmiyorum arkadaşlar. Aracı basıyorsak tam basalım. Ya ben de alçak seviyorum. Zaten bu da bayağı alçak değil. Fazla alçak değil. Bayağı alçak değil. Yanlış bir cümle oldu. Aracın içi özel var, bir de özel var. Tabii ki de kırmızıdan daha güzel duruyor krem. İşte şu anda bak, şu anda dışarıdan baktığımızda kötü durmaz herhalde. Aracın rengini fümeye yakın bir renk yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Fümeye yakın bir renk değil, hatta direkt füme yaptım sanırım. Aynen böyle hoş bir rengi olsun. Modellemede oy 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 oy, yok yok arkadaşlar, arabaya koyabileceğimiz her şeyi koymuşlar herhalde. Ön taraftaki şeyi ben sevmiyorum pek, bunu çıkartacağım. Piano Black var ve de stok var. Piano bile karartılmış far olsun. Sonra yan basamağı ekleyelim. Panjur, Dodge Panjur, Fiat Panjur. Fiat'ın kırmızı kaplamasıyla beraber hoş bir görünüm var. Plastik tampon var. Plastik tampon şimdi çift renk yapıyor. Ama boyalı tamponda daha havalı duruyor. Pek karar veremedim ama boyalı tampon olsun. Krom var. Halojen var. Tabii ki de krom olan olsun. Ne kadar çeşitlilik, o kadar hoşluk. Premio 1 var, Premio 2 var, Premio 1, 2. 2 de önde lip varmış gibi, bir de ekstradan lip eklediğimiz zaman bozuyor sanırım. Değil mi? Bozuyor sanki. Bunu Premio yaparsak o zaman bozmuyor. Bunu tampona değiştirirsek, dur tampona geçemiyorum şu an, şu arada. Ha, bu tampon değil, bu tampon. Plastik. La. Bunu kaldırırsak, ha, bu zaman güzel duruyor gibi oluyor ama Premio'da öne hoş bir görüntü katıyor. Neyse, biz hem lip ekleyelim hem Premio ekleyelim. Bir şeyler, ne bulduysak taktık şu anda arabaya arkadaşlar. Biraz belki cıvkını çıkartmış olabilirim ama siz kendi istediğinize göre yapabilirsiniz. Benim için ne kadar fazla görüntü, aksesuar o kadar hoş. İğrenç jant. Dur dur, hayır, bunu takma. CVT var mı, çift renkli başka bir jant? Teneke. İşte bu, Fiat Doblo'ya takmanız gereken jant bu arkadaşlar.
Çift renkli jant. Oo, yukarısı doluymuş. Bunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Yukarıda da bir sürü jant var. Ve DFZ6 şu anda aklınızda tutalım hemen. Disk de kolay. Şey güzelmiş. Polo Çelik, Porsche, Premio. Premio'nunki de güzel. S5, Premio ve DFZ. DFZ'yi takıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha büyük bir jant. Daha hoş duruyor tabii ki de. Ben DFZ'yi taktım. Siz de istediğinize de takabilirsiniz. Gerçi karışmıyorum. Chrome Line yan taraf kromlaştı. Chrome Line kapı kolları kromlaştı. Evet, şimdi yavaş yavaş tavana gelelim. Piano Black var. Mustafa Kemal Atatürk var. Boyalı var. Piano Black olacağında böyle olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ü koyalım. Aa, buraya bunu koysak mı? Dursun. O da görüntü aksesuar dursun o da. Ya da çıkart ya. Arka sokaklar gibi. Taksiyi de çıkart. Kombi yan panorama. Ha, kombi van. Dur. Lan nereye gittik? Çıtaları ekleyelim. O her şeyi önden yapmak kötü oluyor ama arkadaşlar. Zor oluyor. Arka taraf plastik var. Boyalı var. Tabii ki boyalı. Panorama ne değişiyor ben onu anlamıyorum. Ha, camlar kesintisiz olsun böyle. Peki. Sonra buraya çift kapılı bagajlar. Bunu geç, bunu da geç. Eski Doblo Easy, eski Doblo, yeni Doblo. Yeni Doblo logosuyla beraber Atatürk imzası nerede? Nerede? Doblo Team Sticker. Osmanlı tuğrası. Hiçbiri gözükmüyor. Yani Osmanlı tuğrası yapıştırdık ama görmüyoruz. Spoiler 1, spoiler 2. Spoiler 3, 4, 5, 6, 5 ve 2. 5, 5 daha güzel. Çünkü siyah arkadaşlar. O önemli bir detay. Tamponu boyalı seçmiştik. Şimdi arka basamağı ekleyelim. Bir şu difüzör sanırım. O zaman arka basamağı çıkartıyor muyuz? Arka basamak varken difüzör olmuyor. O zaman aslında görüntü olarak şu anda daha güzel oldu. Basamağın o krom şeyi difüzörün altından gözüktüğü için hoş bir görüntü oluyor. Ama bir saniye, basamağı çıkarttığımız zaman aynen bak, basamak varken daha hoş bir görüntü var. Basamaklı kalsın. Baya baya modifiyesi şu anda yapıldı ve bitti sanırım arkadaşlar. İç tarafta da ekleyecek bir şey olmasın yani, bir zahmet. Bunları da koymaya gerek yok. Yapacağımızı yaptık aracı arkadaşlar. Siparişi onaylıyoruz. Şimdi çıkıyoruz ve inceleme. Vay be, vaya. Baya iyi yapmışlar, helal olsun. Helal olsun, helal olsun be. Modifuncuların emeğine sağlık be. Harbi çok güzel ya. Evet, hemen farlardan başlayalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi stoplar, fren lambaları, geri vites, dörtlüler. Lan çok iyi lan. Uzunlar, sisler. Oğlum. Modelleme olarak harika bir şey olmuş ya. Bir tek arka camdaki sticker gözükmüyor. O da büyük ihtimalle bu Doblo bagaj kapağında gözükmüyor olabilir. Bu arada içerideki şeyler görmüş olduğunuz gibi şu an hatalı gibi. Ama en azından lan bir dakika arkadaşlar, bir dakika bir dakika. Bizden kaynaklı bir hata var şu anda içeride. Aracın arkasını kapatmışız. Yapılandırmaya giriyoruz hemen. Panorama mıydı neydi, bir şey vardı orada ya. Kombi van panorama yapacağız onu arkadaşlar. Şimdi onaylıyoruz. Şimdi düzelmiş olması lazım sanırım. Bakayım. Tabii ki de düzeldi. Tamam, şimdi yola çıkabiliriz arkadaşlar. Yalnız çok şekil oldu ha. Bu arabayı önden mi çekelim, arkadan mı çekelim resmini? Baya güzel oldu bu arabaya. Ben sevdim baya. Şimdi acaba hız olarak bize neler sunacak?
Evet, Fiat Doblo bize hız olarak neler sunacak? Az sonra hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada direksiyon hassasiyet ayarlarını değiştirdim. Hala mouse'la oynuyorum. Zorlanıyorum ya. Mouse'la bu videoları çekmek zor oluyor arkadaşlar. Aracın kontrolü bayağı zor oluyor. Çünkü mouse'un bir de yerden yüksekken hafif algıladığı bir şey var, bölüm var. O beni bayağı bir zorluyor açıkçası. Bu arada kırmızıda geçmedim, turuncuda geçtim. İsteyenler az bir şey geri alıp bakabilir. Ben kırmızıda geçmem arkadaş. Bu videoda ama sadece. Diğer videolarda geçerim. Ortadaki gösterge de değişiyor. Güzel. 167. Az daha bas. 170-180'i görelim be. Yani yol tutuşu güzel. Sıkıntısız. Modellemesi zaten bunu söylemeye gerek olduğunu sanmıyorum. Aracın modellemesi 10 numara. Hız olarak biraz daha basabilirdi bence. 180'leri görebilirdik. 180'leri bence görebilirdik. Fiat Doblo modifiye gayet güzel oldu şu anda bence araba. Görmüş olduğunuz gibi bu modda bu şekildeydi arkadaşlar. La 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 vuruyordum az daha. Şöyle bir şeylere bakarken hep çarpıyorum. Her videoda bir kazağım var. Her videoda bir kazağım var. Aa bu da o adam gelsene bir geri bir bakalım. Şunu bir bariyerden ayıralım şu arabayı da bir. Yok arkadaş mouse olmuyor. Ana ne biçim dağılmış lan bunun önü. Vay vay vay. Yalnız kalıp halinde olduğu ne kadar belli görüyorsunuz değil mi? Üf, çok kötü vurmuş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Çok kötü kaza yapmış Audi'ye. Yazık olmuş. Biz yolumuza bakalım. Yalnız bu güncellemeden sonra ETS'de baya böyle kazalar, yol olayları falan artmaya başladı. İsterseniz rastgele yol olaylarını artırıp bunları da daha da fazla arttırabilirsiniz. Ama ben arttırmak istemiyorum. Onlar yüzünden benim yolum tıkanmasın abi. Ben yolumda gitmek istiyorum yani. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Multiplayer'da yol olayları artıyor. Artırıyorsunuz yani. Siz de tam şu tam önün mesela kapanıyor. Seni sol şeride atması gerekiyor, tamam mı? Ama solunda da adam gidiyor. O şerit de sende kapalı. Senin mecbur durman lazım. Sende çünkü kaza var. Ama adamda kaza yok. Yani adamda o kaza gözükmüyor. Ama sende gözüküyor. Sen durman gerekiyor. Adamın durması gerekmiyor. Sen mesela orada frene basıp yolun ortasında dursan o kaza yüzünden sola çıkamadığın için o adamda gözükmediği için seni ekran kaydı alıp banlatabilir yani. Der ki yolun ortasında gereksiz yere duruyor, kazaya sebep oluyor. Evet, o esnada da bende de video kaydı olmazsa ya direksiyonun hassasiyetinden dolayı geç tepki verdiği için giremedim aradan be. Üzüldüm şu anda. Neyse arkadaşlar, Fiat Doblo modu da görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Bence gerçekten harika, muazzam, güzel, hoş, tatlı. Övdüm bayağı ama azıcık da hızlı olsaydı tadından yenmezdi. Güzel bir mod olmuş. Emeği geçenlerin hepsinin eline sağlık, emeğine sağlık. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı modlarda, farklı oyunlarda belki görüşürüz bilmiyorum. CS falan. Ya yayın açacağım da ne zaman açarım bilmiyorum. Ben de yayınlara başlayacağım artık. Ama bayağı sürer o. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.